Benim emniyetten sonra cenazeye gitmem gerekiyor. Melike'nin kasabasına. Ailesi beni bekliyor. Tamam işte Sinan bizzat kendisi götürecek seni. Bir dakika bile yalnız gezmeni istemiyorum bu saatten sonra, anlıyor musun? Dikkat et kendine ne olur. Abine ulaşamadın mı hala? Ali'den de abimden de cevap yok. Bir işle meşguller ama anlamadım. Kötü olmuş, Sermet seninle giderdi. Ablamla aynı anda kaybolmaları da pek anlamlı ayrıca. Irmak ne diyorsun yine? Hiç. Beraber olabileceklerini düşündüm sadece. Gerçekten seninle tartışmak istemiyorum. Bu kadar işin arasında. Ali'nin söylediği şeyleri sen de yanlış anlamışsın demek ki. Saçmalık. Hoş geldiniz Sinan Bey. Hoş bulduk. Gidebiliriz. Çıkalım. Sen şimdi hemen bizim eve geçiyorsun. Ben bir saate kadar geliyorum. Sakın ben gelene kadar kafanı dışarı çıkartma. Dur sen şimdi merak etme. Sinan zaten yanımda, arkada adamları takip ediyor. Şimdi Melike'nin ailesini görmeye gidiyoruz. Akşamüstü falan defnedeceğiz kızı. Ondan sonra da gelirim yanına konuşuruz, tamam mı? İyi akıl etmişsin. Sen bana Sinan'ı versene. Sinan. Kardeşimin aldığı her nefesten sen sorumlusun. Şimdi sen onu cenazeye götür. Sağ salim akşam bana getir. Merak etme abi. Bir 5 dakika emniyete uğrayacağız. Sonra yola çıkarız. Ben seni ararım arada. Tamam hadi eyvallah. Abi kimin dalına bastın sen bu kadar ya? Bilmiyorum Sinan, bilmiyorum. Belki senin bile basmış olabilirim. Neyse, emniyete gidelim de bakalım gelişmeleri öğreniriz. Neler olmuş, nasıl hazırlanmış olay? Birisi senin ipini çekmişse ya bir kere ya da ilk kere kurtulabilirsin. Üçüncüsü zor. Abi, ölümden korkmuyor musun? Şu an Melike'nin annesinin gözlerinin içine bakmaktan daha çok beni hiçbir şey korkutamaz. Atif, ne oldu? Bu ne hal? Olanlardan haberin yok mu? Ne oldu? Fırat'ın arabasına bomba koymuşlar. Ne? Ama Fırat'ın bir şey yok, merak etme. Otel müdürü çalıştırmış arabayı. Kadıncağız orada ölmüş. Allah'ım sen benim aklımı koru. Fırat nerede şimdi? Ne zaman olmuş? İyi iyi, şu anda cenazede. Bir ordu koruma var yanım. Irmak aradı, haberleri de çıkmış zaten. Efendim Narin. Fırat, neredesin? Ne oldu? İyi misin? Kim yapar sana bunu? Bilmiyorum işte, anlamıyorum. Ben de polis araştırıyor. Şimdi Melike'nin cenazesine gidiyoruz. Yok, hayır. Sinan Bey de yanımda, adamlarıyla birlikte, merak etme. Akşamleyin geçmeyeceğim eve. Sermet'e gideceğim. Fırat, hemen bir koruma tutmamız lazım. Bu çok ciddi bir durum. Hafife alınacak bir şey değil. Alo. 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 Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Fırat abi kim ne yapacak ki? Kesin var ya bu Sermet'in işi. Alo. Alo. Narin. Hiç sildi çekmiyor. Burada çekmiyor. Kör noktadan geçiyoruz. Niye durduk? Motorda bir ses vardı. Eğer önemli bir şey varsa ben arka arabaya geçeyim. Geç kalıyorum. Siz Fırat Bey'i alın, yola devam edin. Ben yetişirim size. İnşallah bir şey yoktur.
Buyurun Fırat Bey. Sandığımız kadar ilaç almamış. Midesini yıkadılar. Deniz yanında zaten. Ay. Ablacığım. Deniz. Deniz. Nasıl can? İyi mi? İyi. Uyudu şimdi. Ablacığım iyi misin? Selmet senin nereden haberin oldu? Deniz mi haber verdi? Sağ olsun Deniz Hanım haber verdi. Ben de çocukları gönderdim, hemen aldırdık geldik. Neyse, ben artık yavaş yavaş kaçayım. Fırat cenazeden gelecek. Görüşürüz. Görüşürüz. Ben Fırat'a ulaşamıyorum bu arada. Saatlerdir telefonunu açmıyor. Sinan'a da ulaşamıyorum. Nasıl ulaşamıyorsun ya? 6'dan beri arıyorum, açmıyor. Sen 5:30 gibi aramamış mıydın? Telefon kesildi falan. Evet, evet. Çekmiyordu, yollardaydılar falan ama konuşamadım. Olur mu canım öyle şey? Koskoca kasaba nasıl çekmez telefon? Aralan Sinan'ı. Ulaşılamıyor. Aynen abi. Ya bir şey olduysa Fırat'a? Ya yolda bir saldırı falan olduysa? Ha? Ne diyorsun kızım sen? Sinan Bey'in işi uzun sürdü herhalde. Görünürde yok hala. O bize yetişir. Beyler bizim doğru yolda olduğumuzdan emin misiniz? Evet. Hem de en doğru yol. Nereye gidiyoruz biz? Gidince görürsün. Telefonu ver bana. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.